Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir yolculuğa imza atacağız. Abi, nereye gidiyoruz? Abi. Ne var lan? Abi. Ne hangi kanal? Show TV. Ne oldu ki? Aa, biz de ekrana çıkacak mıyız acaba? Kardeş sen kimsin ki, ben tanımıyorum seni. Ben Burak Korkmaz, benim de kanalım var. Öyle mi? Bir abonem var. Tamam o zaman, tamam sıkıntı yok, gel kardeş. Bir tane abonem var. Tamam kardeş, sıkıntı yok. Bir abonem. Şey yapıyor evet. Ya lan. Kanalın ismi ne? Burak Korkmaz. Tamam, Burak Korkmaz. Burak tamam, Bey. Tamam arkadaşlar, Burak Korkmaz kanalına abone olun, tamam mı? Like'ları bekliyorum. Tamam, ben de gideceğim, abone olacağım. Neyse arkadaşlar, aslında bugün... Aslında kankim olur. Flash TV oyunculuğu. Arkadaşlar bugün Isparta'ya gidiyoruz. Isparta'dan da Antalya'ya gideceğiz. Sabahın körü. Şöyle... Körü dedin zaten yedi lan. Tamam, sabahın körü. Değişen bir şey yok. Bugün dedim güzel bir vlog yapayım. Bakalım nasıl olacak. Böyle gittiğimiz geldiğimiz yerlere güzel bir şekilde bir görüntü almaya çalışacağız. Arka tarafında güzel bir manzara var. Deniz manzarası görüyorsunuz. Anlatmaya dahi gerek yok. Şu bizim otobüsümüz. Aha şu. Evet şu. Yok lan şu. Oğlum man. Şu. Şu bizim otobüsümüz. Biletlerimizi aldık. Şu anda saat 7'ye geliyor. Birazdan gideceğiz. Bakalım. Isparta, Ankara nasıl olacak? Isparta, Antalya, Ankara. Uzun tutmaya çalışacağım ama bakalım nasıl olacak. Evet, burada durduruyorum. Kanki, o dünkü yerde yemek yedim. Tabii. İçeride. Geçenki canlı yayın yaptığım bir yer vardı arkadaşlar, Isparta ile Antalya arası. Oradan da daha farklı görüntüler almaya çalışacağım. Hadi bakalım. Şimdilik görüşürüz. Bobby. Beni de takip edin. Biliyorum. Şu alttan gidince geç. Koltuklar yenilemişler lan. Gel bakalım. Oğlum. Bu eski tip. Yeni oğlum, yeni vallahi. Nasıl yeni ya bu kanki? Bu neresi yeni? Bobby yeni işte. Kanka şuradan ayarla da. Oğlum ayarlarız ya daha. Ama sende yok. Otobüsümüz bu arkadaşlar. Otobüsümüz bu. Yani burada. Bak kendim de buradayım. Hey, merhaba. Birazdan kalkış. Şu adam biz bilet sarısı beklerken bizim önümüze geçti, tamam mı? Adama ayar oldum ya. Şuna bak, bir de sigara içiyor. Terbiyesiz. Kanka bindiğin yeri korkutuyorsun biliyor musun? Çalışmıyor ben. Öbür tarafa geçer miyim? Çalışıyor. Şuna boş olsun. Gıcık oldum şu anda. Ben direkt de dövek. Evet arkadaşlar, otobüse bindik şu anda. Birazdan kalkışa geçeceğiz. Kanki sana birkaç sorum olacak. Sence Kamil Koç mu, pamuk kalemi? Aradaki farkları anlatır mısın? Oğlum pamuk kale 65 liraya sabaha kadar yayın şey yapıyor. Dağıtıyor, ürün dağıtıyor. Kamil de henüz gelmedik. Kamil eski hayır, araba ondan götür. Değil. Eski arabaları götür, yeni arabası güzel. Bindiğimiz man yeni model bir man değil. Neden? Nereden anladın Bobby? Bak koltuklar eski. Ama yenilenmiş. Hayır yeni değil. Bir şey yenilenmiş Bobby. Kulçaklarından bile belli. Koltuklar eski. Ve sonrasında şuralardan belli olur şunlar. Bunlar eski yeni tip. İşte ama ben. Bunlar eski tip. Bana yeni daha baktıracağım şu Google'dan. Hayır, bunlar eski teyip. Otobüs dediğin rahat olma mı kardeşim? Ben uyuyacağım. Yayılacaksın. Ve içeriye çok motor sesi geliyor. Şu an araba çalışıyor. 2 dakikamız var kalkmaya bu arada. İçeriye çok motor sesi geliyor.
Yani arka tarafta oturan insanlar rahat etmez. Adam demez mi lan niye arkadan aldınız? Ağılları mantıklı. Hayır biz arka tarafı seviyoruz. Yani uzanıp uyumayı falan seviyoruz kardeşim. O yüzden aldık. Pamukkale'nin otobüsleri bence daha güzel. Hizmeti de daha güzel. Pamukkale'yi tercih edin arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar şu anda Isparta'ya yakın bir mevkideyiz. Trafik durmuş. Nedeni ise tır devrilmesi. Bir tane tır devrilmiş. Şu an trafik durmuş. Eğer ki alabilirsem görüntü alacağım. Bilmiyorum. 15 dakikadır falan sabit durumdayız ama yavaştan böyle sol tarafa bir trafik verdiler. Devrilmiş. Öğrendiğimiz o. Durun bakalım. Ne olacak? Biz de uyuyorduk, uyandık. Yazık ya. İnşallah ölen ölen olmamıştır. Gönen Atabey tarafına döndürüyorlar. Gönenli Atabey tabelası. Gönen Atabey tarafına döndürüyorlar şu an. Bakalım. Göreceğiz. Neler olacak? Tırın birisi ters dönmüş geliyor bu tarafa. Dur bakalım. Görünüyor mu?
anlamadım ki. Ahanda gönen tabi. Bu tarafa döndüm. Hiçbir şey göremedim ki ben ya. Kanka. Sen de anlıyor musun? Yok. Sen gördün. Derilen bir şey. Allah Allah. Tövbe tövbe. Daha mı ileride acaba? Biraz daha mı ilerideydi? Anlamadım arkadaşlar. Bakalım. Kulkumuz da açıldı ya. Buradan nereden gideceğiz ki acaba? Şimdi düz gitmemiz gerekiyor ama bu tarafa döndürdüler bizi. Bakalım. Gidiyoruz. Amcam Kastamonu'ya gidiyordu. Yağmura bak yağmura. Isparta'ya girdik, yağmurla girdik. Komple. Her yer göl. Isparta'da deniz yoktu değil mi? Deniz değil ki Isparta'ya deniz geldi. Eğridir gölü buraya geldi. Aynen. Heh. Şu an fena bir yağmur var. Her yer göl içinde. Lan ne macera ne macera. Vallahi lan. Vay be. Oy, şu taraftan fena bir sel geliyor. Sel, su, su seli, sel suyu, su suyu. Arabaya bakın, arabaya. Fena. Isparta bu durumda. Şu an itibariyle. Terminale giriyoruz. Hadi bakalım. Bereketle geldik. Bereket getirdik Isparta'ya. Merhaba. Hay maşallah. Hay maşallah. Şu an terminale giriyoruz. Terminal. Terminal. Uluslararası terminal. Maşallah. Metro. Süleyman Demirel Kongre Merkezi'ymiş. Şurada güzel bir camimiz var. Mükemmel. Görüyorsunuz. Güzel bir cami ama yağmur çok fena yağıyor. Fena, çok fena, çok fena. Otokara giriyor. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Hadi bakalım. Düşünelim. Kanka ne yapacağız bu yağmurda? Ne yapacağız? Şimdi. Geldik.
Evet arkadaşlar, şu anda Isparta'ya geldik. Araçlarımızı teslim aldık gördüğünüz gibi. Birazdan yola çıkacağız. Nereye geleceğiz? Buradan Antalya'ya geleceğiz arkadaşlar. Öncelikle Antalya'ya gideceğiz. Daha sonrasında bu araçları Antalya'ya götüreceğiz. Antalya'da teslimatını yapacağız. Daha sonrasında Muğla tarafına, Bodrum tarafına, Muğla tarafına geleceğiz. Evet, Muğla, Bodrum, o civarlara geleceğiz. Bakalım oradan İzmir tarafına geçeceğiz büyük ihtimalle. Orada da araçlarımız var çünkü. Bodrum'dan araçları alacağız. O araçları İzmir'e götüreceğiz. Yani buradan çıkarken normalde Antalya, Isparta, Isparta, Antalya yapacaktık ama şimdi Isparta, Antalya, Antalya, Muğla, Muğla, Bodrum, o civarlar, oradan İzmir. Bakalım nasıl olacak? Uzun bir vlog olacağı benziyor. Ara ara ben bulduğum ilginç şeyleri falan, böyle değişik şeyleri çekeceğim. Haydi bakalım. Görüşürüz. Kankim de ön tarafta. Şimdi çıkacağız. Biraz dinleniyoruz herhalde. Otobüsten yeni indik çünkü. Hemen buraya geldik. Burası bu arada Isparta'nın hemen girişinde, sağdaki Renault bayi arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Ispartalılar. Acayip bir hava var. Zaten görüntüler izlemişsinizdir. Şu an Isparta'yı resmen sel aldı. Dün Ankara'da aynı şekilde hava acayipti. Deniz geldi resmen. Bugün de Isparta'ya indik. Yağmur başladı. Her yer göl abi. Bilmiyorum. İnşallah Antalya tarafında bir şey yoktur da rahat rahat gideriz ama hava pek iyiye benzemiyor yani. Bakalım. Hadi bakalım. İyi seyirler arkadaşlar. Neler göreceğiz? Hep birlikte izliyoruz. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar, şu anda yoldayız. Antalya'ya 70 kilometre falanımız var. Hava hafiften yeni yeni yağmur atmaya başlıyor. Vallahi çok güzel mekanlar var, çok güzel yerler var, çok güzel dağlar var. Gösterilecek çok yer var ama direksiyon başında olduğum için çok fazla kayda giremiyorum. Gördüğünüz gibi gidiyoruz kankimle beraber. Önümdeki kankim zaten. Evet, hadi bakalım. Gidiyoruz vallahi. İnşallah hayırlısıyla Antalya'ya varacağız. Antalya'dan da Muğla'ya gideceğiz. Muğla'dan da İzmir'e gideceğiz. Yarına gideceğiz büyük ihtimalle. Yarın orada oluruz, bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Haydi bakalım. Kaydı durduruyorum. Yağmur başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hadi bakalım. Görüşürüz ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar buralar çok güzel. Şurada bir tane göl gibi bir şey var. Göl müdür artık nedir bilmiyorum. Denizin bir parçası gibi duruyor göl. Ama sol tarafımız Antalya'ya giderken 60. kilometrede. Buralar bayağı güzel. Yani çok çöldürücü yollar. Vallahi buraları görmenizi istedim. Mükemmel yani. Karaç yanlarına zaten imkansız bir şey sığmıyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya dahi gerek yok. Burada bayağı bir dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle şurayı görmenizi istiyorum. Çok güzel. Denizde, tabii deniz tarafına da gidersek buralarda da vloglar rahat devam edeceğim. Şöyle denizin kenarında falan, böyle sahil kenarıdır falandır. Öyle bir yer bulabilirsem dahşet ula vahşet olur. Güzel olur. Şu dağ çok güzel özellikle arkadaşlar. Şu dağ inanın beni benden alıyor, şu dağlar. Dağları ben çok seviyorum arkadaşlar. Yeşilliği çok aşırı derecede seviyorum. Yani keşke imkanımız olsa da, acelemiz olmasa da şurada insek şöyle, şu dağlara bir çıksak. Yani görüyorsunuz karşıdaki dağları. Anlatmaya gerek yok. Çünkü görüyorsunuz. Mükemmel ya. Gerçekten yani arkadaşlar, doğamızın, Türkiye'mizin güzellikleri yani bunlar. Çok güzel ya. Rabbim yaratmış. Gerçekten mütevazi yani. Neyse, ben daha fazla dikkatimi dağıtmayayım arkadaşlar. Birazdan sollamaya gireceğiz çünkü. Ara ara yine almaya çalışırım. Haydi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda Antalya'ya geldik. Aha da araçlarımız. Şimdi araçlarımızı teslim edeceğiz. Aha da burada gördüğünüz araçlar komple bizim arkadaşlar. Of, nasıl görünüyor bilmiyorum ama.
Bu araçların hepsi bizim elimizin altından geçen araçlar. Bu arada Antalya'da çok sıcak bir hava var arkadaşlar. Çok sıcak, bildiğiniz gibi değil, acayip. Bu arada ben bu videoyu ayın 29'unda çekiyorum, bilginiz olsun. Ne zaman koyarım bilmiyorum ama buradan Muğla'ya gideceğiz şimdi. İşte bir otobüs falan bulup, biletimizi falanımızı filanımızı alıp buradan Muğla'ya gideceğiz. Şöyle yapayım da test şey olmasın. Saçım başım dağılmış. Tabii arabada gelirken camları açtım. Klimayı pek sevmiyorum ben. Camlar açık olduğu için saçımız başımız dağıldı komple. İyi yani, Antalya'ya girdik çok şükür sağ salim. Çok sıcak arkadaşlar, yemin ediyorum var ya. Yani bir Ankara'da yaşayan insan olaraktan bana çok sıcak geldi yani, felaket. Bakalım kankim de burada. El sallar mısın? Kankim de burada. Neyse arkadaşlar, tekrar yine görüşürüz. Vlogumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım, kendinize dikkat edin. Ah, çok güzel yerler be. Şuralarda gezeceksin. Biraz yüksek, biraz alçak, biraz da böyle manzaralı. Şu kayaların, taşların, tepelerin içinde gezeceksin. Ya tarihi yerlerde ha. Buralarda tarihi taşlar, kayalar, belki hazin işaretleri bile vardır yani. Garip taşlar var, gözüme ilişiyor çünkü. Evet, Fethiye'ye gidiyoruz. Fethiye yolundayız şu an. Fethiye. Antalya Fethiye arasındayız. Fethiye'ye gidiyoruz. Oradan Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum değil lan, Muğla'ya. Muğla'ya geçeceğiz değil mi? Geçeceğiz, oradan da İzmir'e gideceğiz. Ormanın sıklığına bak. Maşallah. Dağlar var. Fena. Şurada bir tane dağ var. Çok yüksek. Güneş vuruyor.
Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Fethiye'ye gidiyoruz şimdi. Muğla'ya geçeceğiz Fethiye'den. Direkt Muğla'ya otobüs bulamadık. Şimdi bir 5 dakika dinleniyoruz. Vallahi çok güzel yerler, çok güzel görüntüler almaya çalışıyorum sizler için. Şu an böyle bir yerdeyiz. Bilmiyorum neresi tam burası. Çeler Peron'u falan yazıyor. Bakalım, devam ediyoruz. Haydi bakalım. Çok güzel manzaralar var arkadaşlar. Şu karşılarda filan mükemmel manzaralar var. Çok güzel bir vlog çıkacak. Hadi bakalım. Fethiye beklesin bizi, Muğla beklesin. Oradan İzmir'e geçeceğiz arkadaşlar. Yani planımız sürekli değişiyor. Sürekli bir yerlerde, bir yerlere, başka şehirlere gitmemiz gerekiyor. Normalde Sparta Antalya'ydı ama Fethiye, Muğla, İzmir. Gezeceğiz vallahi. Geziyoruz bakalım. Hadi görüşürüz. Siz vloga, görüntülere doyun. İzleyin güzel güzel. Hadi bakalım, ben de kankimin yanına gideyim. Molamız bitiyor yavaştan. Hadi bakalım. Bay bay. Evet arkadaşlar, günaydın. Niye günaydın diyoruz? Çünkü arkadaşlar biz uyuduk uyandık. Dün vlogda tam nerede kalmıştım hatırlamıyorum ama şöyle bir özet geçeyim. Isparta'ya geldik. Isparta'dan Antalya'ya geçtik. Antalya'dan Marmaris'e geçtik. Marmaris'ten Muğla'ya geçtik. Evet. Muğla taraflarındayız şu anda. Muğla çıkışındayız. Bayağı bir dolandık. Bayağı bir yağmura falan maruz kaldık. O yüzden tam anlamıyla dün devam edemedim. Ama şu anda çıktık. Tekrardan. Muğla'dan çıktık şu anda arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. İzmir'e gidiyoruz. Böyle güzel bir yerde biraz durduk. Ahanda gördüğünüz gibi. Çok burada tarih kokuyor diyebilirim. Çok güzel. Sağda solda garip garip insan gücüyle bulunmuş. Sağda solda bir sürü taşlar var eskilerden belli ki. Tabi günümüzde böyle taşları kimse üst üste koyamaz. Bayağı cafcaflı bir yerdeyiz şu an. İzmir'e gidiyoruz dediğim gibi. İzmir'den sonra bilmiyoruz ama tam anlamıyla belki Kayseri'ye geçebiliriz. Kayseri Ankara'da yapabiliriz. Bilmiyorum, şu an belli değil. Ama buralar çok güzel arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ben size. Şöyle manzarayı. Manzara bayağı güzel. Hatta birazdan böyle kameranın diğer kamerayı, ön taraftaki kamera değil de arka taraftaki kameradan şu karşıdaki garip garip taşlar var. Bunların resimlerini çekeceğim. Biraz böyle kayıtlarını alayım. Şurada bir tane taş var. Şurada. Şurada. Değişik. Gerçekten değişik. Değişik değişik. Orman havası bayağı iyi ya. Şöyle durursak. Resim de çektim. Hadi arka kameraya geçelim. Öst. Evet. O da çıktı. Vay be. Oğlum burada papağan mı var lan? Papağan sesleri geliyor. Şuradaki taşlar. Tarihi eser falan olması lazım buradaki taşlar. Yani şu normal bir oluşum değil. Kesinlikle ve kesinlikle. Hele ki şunlar kesinlikle normal bir oluşum değil arkadaşlar. Bunlar böyle eskilerden falan şeyler.
şunlar mesela, şurası çok değişik ya. Bayağı değişik yani. Tabii bizim insanımız buraları kirletmiş. Şu karşıdaki taşlar mesela, bunlar bence normal oluşum değil çoğu şeyler. Da var bayağı fazla. Fena. Vallahi fena. Burası da çok enteresan. Evet. Neyse. Şimdi biz yola devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Şöyle sizi bir güzel manzarayla çok güzel ya. Hadi bakalım. Bay bay. Evet arkadaşlar, şu anda İzmir'e geldik. İzmir'de Gazi Emir'e gittiğimizi söylemiştim. Şu an Gazi Emir mevkiindeyiz. Bizim zaten gideceğimiz yere de çok az bir süre kaldı. Cam açık, belki bilmiyorum sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama cam açık. Hatta camı biraz ısıyım. Çok sıcak, acayip sıcak. Zaten yavaş gidiyorum da. Şu an Gazi Emir tarafındayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi, bilmiyorum bu tarafta oturan kardeşlerimiz ve İzmir'de oturan kardeşlerimiz varsa onlara selamlar ve de saygılar olsun. Balısılar görüyorsunuz, memleket memleket geziyorum. İzmir'e de gelmedim demeyeceğim. Bakalım arkadaşlar, bundan sonra bir Kayseri planımız var ya da Ankara planımız var, bilmiyorum. Ya buradan Kayseri'ye gideceğiz ya da nedir onun adı, Ankara'ya döneceğiz. Ankara'ya döndükten sonra Kayseri, Çorum taraflarına falan gideceğiz. O taraflarda dişlerimiz var çünkü. Bakalım göreceğiz nasıl olacak, nasıl halledeceğiz işlerimizi. Şöyle dörtlümüzü yapalım diyeceğim. Burak bir dörtlerini yaktı, geri vazgeçti. Anlamadım. Neyse. Şimdi o navigasyon onda. Belki yol sapıtmış falan olabilir o yüzden. Araçları teslim edeceğimiz yeri belki olur ya, konum yanlıştır falandır. O yüzden böyle bir şey yapmış olabilir. Evet. Neyse arkadaşlar, şimdi daha fazla dikkat dağıtmak istemiyorum. Haydi bakalım. Vlogumuza devam ediyoruz. Gittiğim yerlerde güzel görüntüler almaya çalışacağım yine sizler için, merak etmeyin. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Gençler, eğleniyor muyuz? Şu karşıda da uçak gidiyor bir tane. İzmir çok sıcak arkadaşlar bu arada. Baya baya bir sıcak. Hemen kaydı durdurup şey açmak istiyorum. Camları açmak istiyorum. Evet. Arada bir görüntü odaktan çıkıyor. Siz idare edin arkadaşlar. Haydi bakalım. Görüşürüz. Haydi gençler. Eyvallah. Abi de yiyeceğim. Evet. Biraz kısalım ama sesimiz duyulsun. Evet arkadaşlar, şu anda Toykin Vine arabadayız. Hayret yani. Vlogumuza devam ediyoruz bu arada. Arkadaşlar İzmir'den çıktık.
Şimdi Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Balıkesir'de bu arabayı bırakıp İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'dan Allah kerim. Yani bilmiyorum nereye gideceğiz. Her an proje değişebiliyor. Her an yani nereye gideceğimiz değişebiliyor. Bu arada şöyle bir göstereyim. Dağlar kendinden. Resimleri paylaşıyorum. Ne anlamadım? Yok olmaz. Ne demek? Neden olmaz? Dik olmuyor kanki bu. YouTube'a koyacağım için. Abi yatay mı? Olmaz. Durmaz ki. Olmaz. Yani arkadaşlar şimdi kankimle gitmeye devam ediyoruz. Telefon çalıyor. Telefona bakıp devam edelim. Yani arkadaşlar işte öyle. Geziyoruz, dolanıyoruz. Güzel bir şekilde. Şöyle oldu. Şimdi oldu. Bakalım zaten arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Instagram'dan takip etmeyenler varsa kesinlikle Instagram'dan takip edin. Eğer koymayı unutmadıysam şu an ekranda Instagram adresimi görüyorsunuz. Çünkü hangi şehirlerde olduğumuzu, nerede olduğumuzu falan Instagram'dan direkt olarak söylüyorum. Direkt olarak orada görebiliyorsunuz. Hani olur ya belki geçtiğimiz yollarda da gelirsiniz. Bir çay çorba ısmarlarsınız. falan. Öyle yani. Hadi bakalım. Görüşürüz şimdilik. İlerleyen vakalarda nereye gideceğiz? Hep birlikte göreceğiz bu arada. Var bir gariplik diyorsun, koyamadığın adını. Hadi bay bay. Eksiklik. Arkadaşlar şu anda Balıkesir'deyiz. Balıkesir'e geldik. Ah şöyle size bir Balıkesir manzarası. Yani pek bir manzara yok aslında da. Şöyle göstereyim birazcık. Burada olan kardeşlerimiz varsa onlara da selamlar olsun. Burası Balıkesir. Geldik. Balıkesir'in de havasını soluduk. Gördüğünüz gibi. Şu anda burada Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü var. Oraya geldik. Orada biraz bir işimiz var. Trafik Şube'nin hemen yanındaki otoparktayız yani öyle söyleyeyim. Orada bekliyoruz. Ben de bu arada şöyle birazcık sağ solu çekeyim. Sizlere de Balıkesir'i de göstereyim dedim. Balıkesirli kardeşlerimize selamlar tekrardan. Vlogumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım nereye kadar devam edecek. Bu vlogu belki iki partide de yapabilirim. Belki bir partide de izleyebilirsiniz. Bilmiyorum. Çünkü çok uzun oldu. Bayağı uzun oldu. Çıktığımızda ta nerelerdeydik? Şu anda nerelerdeyiz? Bundan sonra İstanbul'a geçeceğiz arkadaşlar. Rüzgar var. Balıkesir'den İstanbul'a geçeceğiz. Buraya İzmir'den geldik. Zaten Instagram'dan takip edenler de gördüler. Anlık zaten Instagram'dan hikaye atıyorum, resim atıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize de. Cansınız. Evet. Aha da Balıkesir. Şuradaki dağ çok güzel arkadaşlar. Şurada bir tane dağ var. Orası çok hoşuma gitti. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Çünkü görüyorsunuz. Evet, Balıkesir'i de böylelikle görmüş olduk arkadaşlar. Ama burası da bayağı güzel yani. Mekan da güzel. Evet, hadi bakalım. Devam ediyoruz. Sonra nerelerden devam edeceğiz? Nereden başlayacağız? Nereden olacak? Bilmiyorum. İlginç şeyler görürsem kayda almaya çalışacağım sizler için. Hadi bakalım. Bay bay. Ahanda Kocaeli sahili. Sahil kenarı. Gece olmasaydı daha güzel görüntüler alırdım ama maalesef gece olduğu için alamıyorum. Çok güzel be. Birkaç dakika oturduk. Gidiyoruz. Keşke gündüz olsaydı da şu manzaranın asıl güzelliğini görebilseydik. Deniz kenarındayız ama gece olduğu için sadece güneş vuran şey, aman güneş diyorum, ay vuran kısmını görebiliyoruz. Evet, Gürpınar tesislerindeyiz. Otobanın kenarı zaten. Seslere bakılırsa belli oluyor zaten. Boydan boya deniz. Biz karşıdaydık.
Oradan da görüntü aldım. Az önce karşıdaydık. Dolana dolana bu tarafa geldik. Mükemmel o manzara, mükemmel. Haydi bakalım. Of of. Haydi bakalım. Bismillah. Tünel. Bolu Dağı Tüneli'ndeyiz arkadaşlar. Kayseri'ye gidiyoruz. İstanbul'dan çıktık. Sabah saatleri ve tünelde de çalışma varmış. Oy oy oy. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Size tüneli de göstermemiş olmayın. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz. Niye çalışma var ki acaba ya? Bomboş sağ taraf. Neyin çalışması ki bu acaba? Arkadaşlar sabah saatleri saat 8 falan. Şu anda 7.30-8 o civarlara geliyor. Ve biz İstanbul'dan hiç uyumadan sabaha kadar yoldaydık. İstanbul'a uğradık. Diğer araçları bıraktık. Bu araçları aldık. Ve Kayseri'ye doğru gidiyoruz. Bu araçları Kayseri'ye bırakıp Kayseri'den de farklı araçları Ankara'ya geleceğiz büyük ihtimalle. Dur abi. Niye çalıyorsun ya bana sormadan? Allah! Burası Bolu Dağı Tüneli arkadaşlar. Şu an dağın içinden gidiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şu an dağın tam ortasından içinden gidiyoruz. Odaklan yavrucuğum. Düşünün yani. İnsanoğlu neler yapıyor? Neler var, neler var. Yani. Dağları bile deliyoruz yani. Maşallah, maşallah. Bu arada altımızda 2015 Megane'lar var arkadaşlar. Öndeki yine her zaman olduğu gibi kankam. Beraber gidiyoruz. Odaklanır mısın evladım? Odaklanır mısın lütfen? Odaktan çıkıyor arkadaşlar. Kamera her tarafta ışık, her tarafta bir şey olduğu için en yakına odaklanıyor. Terbiyesiz. Dehşet bir tünel ya arkadaşlar, şuna bakın maşallah. Rabbim nazarlardan saklasın. Oo ya. Çok güzel yerler vardı işte, çekemiyorum arkadaşlar. Direksiyonda olduğum için işte şansım olmuyor. Çekme şansım olmuyor maalesef. Ama böyle önemli noktaları çekmeye çalışıyorum. Bolu Dağı Tüneli'ni merak eden arkadaşlar var ise de bu şekilde bu vesileyle görmüş olurlar. Dehşet bir şey ya. Vallahi çok güzel ya. Bu tüneller yollarımızı ne kadar kısaltıyor, ne kadar ulaşımı güzelleştiriyor biliyorsunuzdur zaten. Tüneller olmasaydı ulaşım çok zor olurdu. Allah'tan tüneller, köprüler falan filan yapılıyor da ulaşım güzelleşiyor. Neyse arkadaşlar, kaydı ben burada durduruyorum. Biraz daha güzel yollara geldiğinde tekrar çekerim. Haydi bakalım, bay bay. Evet arkadaşlar, Ankara girişindeyiz. Şöyle bir mola verelim dedik. Kayseri'ye gidiyoruz. Rüzgar var, ses var. Buradayız.
konuşmuyorum. Ses var çünkü. Rüzgar da var. Kayseri. Şu manzara da güzelmiş ha. Kayseri. Hadi bakalım. Kayserililere doğru geliyoruz. Ankara'ya 10 kilometremiz var. Bakalım. Neyse. Görüşürüz gençler. Bay bay. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Kırşehir'deyiz. Evet. Şirin Kırşehir. Evet gördüğünüz gibi şehirler arası otobüs terminali Kırşehir. Arkadaşlar Kırşehir benim için çok değerli bir memleket. Neden diyecek olursanız, çünkü ben askerliğimi Kırşehir'de yani burada yaptım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. O zamanlar terminal burada değildi. Daha doğrusu terminale benzer bir şey yoktu. Terminal ta öbür tarafta küçücük bir yerdi. Terminal yapmışlar, çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şehirler arası otobüs terminali. Evet. Burası Kırşehir. Nereye gidiyoruz? Kayseri'ye gidiyoruz arkadaşlar buradan direkt. Burası dediğim gibi benim için özel bir memleket. 15 ayım neredeyse burada geçti. Bu memlekette geçti. Şöyle askeriye de zaten yolun kenarında. Kayseri'ye giderken sağ tarafta kalıyor. Gösterebilirsem gösteririm. Bu arada Kırşehirli arkadaşlara buradan selamlar, saygılar. Akpınarlılara, Mucurlulara, Çiçekdağlılara. Ne bileyim, Kamanlılara, Kaman'ı söylemiş olabilirim, çaktırmayın. Aklıma gelmiyor şu anda, Özbağlılara. Herkese çok selam olsun. Mucurlulara, Mucur'u da söylemiş olabilirim. Bu arada bizim müzik Müslüm Baba çıktı. Müslüm Baba terfi yedirir bize. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burası Kırşehir. Şöyle güzel çekmeye uğraşıyorum ki siz de görün diye. Gördüğünüz gibi Kayseri, Aksaray devam. Yalnız çok uzun zamandır gelmiyorum arkadaşlar. Bayağı bir değişiklikler olmuş. Çok değişiklikler olmuş Kırşehir'de. Bundan bir 2-3 sene önce gelmiştik bir şöyle bir gezmeye ama çok fazla gezememiştik. Bayağı değişmiş, bayağı büyük, büyümüş yani. Kırşehir de değişmiş. Kardeş, Türkiye ile birlikte Kırşehir de değişmiş. Komutanlık, İl Jandarma Komutanlığı neredeydi ki? Unuttum vallahi. Aslında şöyle Cacabey falan filan bir gezmek güzel olurdu ama nafile. İşimiz var, araçları yetiştirip geri Ankara'ya dönmemiz gerekiyor. Şurası mezarlık arkadaşlar. Türbe, daha doğrusu burada türbe de var. Aha da şurada. Gördüğünüz gibi türbe diyebiliriz, evet. Burası türbe. Vay be bir şehir. 15 ayım geçti be seninle. 15 ay. Dile kolay 15. Hey be. Aşıkpaşa Türbesi. Evet. Yanlış söylememişim. Şuradan sağa çarşıya iniliyor normalde ama tabii ki işimiz olduğu için biz düz devam ediyoruz. Yani Kayseri'ye gittiğimiz için.
yavrum, manzaraya bak be. Geçen gece burada durdum. Gece görüntü aldım buradan. Ay tam şuradaydı. Güzel parlıyor. 10 numara. Çok güzel manzara be. Müzik çaldı bir an. Telefonda. Ha? Telefonda bir an müzik çaldı da. Mükemmel ya. Şöyle denizin kenarında bir mekanım olacak. Oha gibi çalıyor. Telefonda müzik açık ya. Telefona bağlı bir lütfen. Ona çalıyor. Şöyle bir mekanım olacak abi. İşte fotoğraf. Değil mi? Güzel ya. Hep onu hayal etmişim. Olur inşallah. Hayat abi. Nereye gideceği, ne yapacağı belli olmaz. Nasıl yüzüyorsun? Ben de anlamadım ki koca demir nasıl yüzüyor lan. O ne ki? Feribot mu? Şimdi feribot mu? Onlardan biri herhalde. Feribot değil mi? Çok gemisi var. Çok gemisi kadar uzun aslında. Aynen. Mükemmel manzara. Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Orman içine alıyorum.